Merhaba arkadaşlar, ben Murat. KVM özel vloguna hoş geldiniz. Nasıl? Güzel mi? KVM. Gavat Alışveriş Merkezi. Açtık sonunda valla. 2 haftadır 3 haftadır uğraşıyorum üstünde. Facebook sayfasını takip ediyorsanız bilirsiniz zaten. Sürekli oradan duyuru geçiyordum. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olacak, böyle olacak diye. Şu an 2 tane tişört var. Pardon, 2 model, 3 model tişört var. Evet. Ben şimdi onların fotoğraflarını koyacağım. Videoyu kaydediyor değil mi şu an? Evet, 28 saniye, 29 saniye, 30 saniye. Bu yaptığım modellerin fotoğrafını koyacağım. Yaptığım model değil, tasarımların fotoğrafını koyacağım. Her tasarım, 3 tane tasarım var dediğim gibi. 3 tasarımı her modele koyduk. Böyle polo yaka var. V yaka var şöyle. Normal basit standart tişört var. Sonra kısa kollu var, uzun kollu var. Her şeyin uzun kollusu, her şeyin kısa kollusu. Ne bileyim, kapşonlu var mesela, ta buraya. Burası cepli. Şurasında cep var. Başka sweat shirt var, böyle kazak gibi bir şey. Onun dışında şey var, spor kesim var. Böyle kas yapan varsa tabi aranızda, sanmıyorum da çok fazla olduğunu. Şöyle buralardan dağlar, böyle göğüs kasları ortaya çıksın diye. Başka ne vardı? Bir de şey, 0-13 yaş arası böyle çocuklar için var, düz tişört. Onların da uzun kollusu, kısa kollusu. Yani elimden geldiğince bütün tasarımları her türlü modele şey yaptım, aktardım. O Tişo diye bir siteyle anlaştık. Kim lan o? Sitede bize özel dükkan açıldı. %15'lik indirim yapıldı bir de bize özel galiba. Tam bilmiyorum, her dükkana yapıyorlar mı? %15'lik indirim. Yani normal kendin bastırırsan 30 liralık şeyi, yani mesela kendin bir tasarım yapıyorsun 30 liraya. Benim yaptığım tasarım, aynı tasarım 26 milyon oluyor, 24 milyon oluyor ya da 25, tam bilmiyorum. %15 daha ucuz oluyor yani. Bizim dükkan şu an normal fiyatlardan %15 daha ucuza. Nefes almakta zorlaşıyor bunun içinde, çünkü bu galiba 5. ayı, ciddi ciddi rengi değişti. Siz çok seçemiyorsunuz kameradan ama yani şurada sarılıklar falan başladı. Valla ben hasta olacağım, ben buna kapacağım virüsü pisliği. Gittim banyoya gittim, yok yenisi yok, toz maskesi, gaz maskesi falan filan dedim, konuştum, yok gelmemiş daha. Valla gebereceğim gideceğim, içinde nefes almak iyice zorlaşmaya başladı. Video çekerken de zor oluyor, hem korkuyorum hem nefes alamıyorum. Neyse, ne diyordum ben? Böyle herkesin kendi zevkine göre seçmesi için her türlü seçeneği sundum. Şu an şey var, siyah var, beyaz, siyah tişört var, bir de beyaz tişört var. Birkaç güne kırmızı tişört çıkaracağım ya da sarı. Ondan sonra yeşil yoktu galiba, mavi düşünüyorum bir de. Yani yapabildiğim kadar seçenek sunacağım yani size. Sunabildiğim kadar seçenek, yapabildiğim kadar değil. Böyle nasıl desem, bir haftada, 2 haftada bir yeni tasarım getireceğim. Yeni tişört yaptıracağız. Şu an ben tasarımları koymuşumdur belki, eğer montaj yeteneğim yettiyse. Kaç tasarım vardı? Siyah üstüne kırmızı, siyah üstüne gri, beyaz üstüne kırmızı. 3 tane tasarım vardı. Gönüllerin fedaisi yazıyor, Murat abi GF yazıyor. Lord of the Gavat da yazacaktı. Çok isteyen vardı onu ama izin vermediler, yapacak bir şey yok. Murat abi GF, Gönüllerin fedaisi, ikisi var. Bir de şey düşünüyorum, kupa bastırmayı. Kupa tasarımı da hazır, Lord of the Kahve diye. İki tane, İki farklı şekilde, onları da göstereceğim şimdi. İki farklı tasarım var Lord of the Kahve diye. İkisini de koyacağım. Bir tane de ismi beğenmeyenler için Gönüllerin Fedaisi diye kupa bastıracağım. Bir de telefon kapağı düşünüyorum. Ya her şeyi düşünüyorum. Çünkü neden biliyor musun? Ben çocukluğumdan beri böyle, şimdi anlıyorum sizi. Bayağı fanatiğim var ya, beni çok sevenler var aranızda. Ya ben böyle çok sevdiğim kişilerle ilgili bir şeyler giymeyi, kullanmayı çok severdim. Yani çocukken mesela Tolga Şevi çok severdim ben. Onunla ilgili tişört bile bulamazdım. Ne bir defter alabilirdim, ne bir şey. Ama artık yapabiliyorum onu. Nasıl görünüyor bu? Ha. Mesela bu var. Atatürk de bunu şey aldı. Muhammed aldı bana şeyden. Anıtkabir'den. Ben gidemedim de. Saatim var. Ama saatim şey oldu ya, arkası çıktı, bunu taktıracağım ben bir. Bir de şu var. Kupa var. Mustafa Kemal Atatürk diye. Ya böyle şeyleri bulduğum yerde alıyorum ben. Bunlardan da bastıracağım. Ya mesela kupa bastıracağım. Atatürklü kupa bastıracağım. Atatürklü. Bu arada şey de alacağım. Ya, telefon kabı da alacağım ben. Şuraya Mustafa Kemal Atatürk diye. Ya önüne ya da arkasına, tam bilmiyorum. Yok lan, bu özel kaptı. Bunların şey arkaya böyle Mustafa Kemal Atatürk. İmza ya da normal kafasını yaptıracağım. Yüzünü. Kafası değil. Yani neyse, sonuç olarak ya, aranızda beni çok sevenler var. Ben de onlar için yapıyorum böyle şeyleri. Ya ben sizi zorlamıyorum. Çok isteyen var, farkındayım. Onlar için de bu arada her şey var arkadaş ya. Nasıl bir masa lan? Her şey var. Zımba var. Zımbanın içi var. Burada bozuk vantilatörün, sonuç olarak şu an dükkanı açtım. Ha, 3 tane ödeme seçeneğiniz var. Onu söylemeyi unuttum. Bak, en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Buraya bir gireyim de bakayım şimdi. Bekle. Tişo.
Ürün sepete ekle. Bu alan. Ha, dur bak onu söyleyeyim şimdi. Buranın fotoğrafını atacağım ben size. Nasıl satın alacağınızı bir göstereyim. Şimdi görüyorsunuz. Sweatshirt polar. Beyaz üstüne kırmızı. Yok lan dur bunu almayalım. Ben size başka bir şey aldıracağım dur. Dükkanınızı kım tadında giyeyim. Size dükkanın direkt linkini atacağım zaten. Şimdi burada görüyorsunuz ürünleri. Dur ben bekle ya. Ben şöyle bir çekmeye başlayayım şurayı. Dur. Yapacağım dur. Ha, başladık kayda. Şimdi dükkan bu. Standart kategoriler var solda. Standart tişörtler, kapşonlar, sweat tişörtler, polo yakalar, V yakalar, spor kesim tişörtler. Şimdi bunlara polo yaka deniyor. Şöyle göstereyim. Polo yakalar. Böyle dediğim gibi beyaz, siyah tişört üzerine tasarım yaptık. Her modelin 6 tane mi? Uzun kollu, kısa kollu modelleri var. Görüyorsunuz. Beyazı var. Beyaz, siyah, 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 gri tasarım, gönüllerin fedaisi, Murat abi YF, gönüllerin fedaisi falan filan. Şimdi soldan standart tişörtler diyorsun. Mesela bunun fiyatına kadar 29,80. 29 lira 80 kuruş. Siyah tişört, gönüllerin fedaisi, Murat abi YF. Seçiyorsun, beğenip alıyorsun. Bak alttan birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Ben galiba bir yanlışlık yapmışım. Bunları düzenlerim ben. Sweat tişörtler var. Kapşonları göstereyim. Kapşonlu çok istiyordu. Çok isteyen vardı. Adam yakışıklıymış yalnız ha. Valla. Biz burada leş gibi tipimiz var. Adama bak. Spor kesimde böyle oluyor bak. Kaslı gösteriyor adamı. Tabi kas yoksa kaslı göstermiyor. Öyle bir de bu durum var. Ne alayım mesela ben? Standarda gel. Uzun kollu istemem ben ya. Ben kısa kollu seviyorum. Kısa kollu şunu al. Gönüllerin fedaisi. 25-55. Renklerini kendin ayarlayamıyorsun. Eğer ayarlarsan indirim gidiyor galiba. Ayrıca tasarımda yok sizde. Renkleri ben kendim ekleyeceğim zamanla. Seçiniz. Bak burada kendi bedenini seçiyorsun. X small. Ona ne kadar ufaksan artık small. Medium. Large. X large. 4X large. Maşallah. Kaç kilosun arkadaş ya? 4X large. Ben bir ara 5X large yiyordum. Şu an large'a düştük. Large alayım ben. 90 TL ve üzeri siparişlerde kargo bedava. Şu an bir de siz normal fiyatın üstüne kargo fiyatı ödeyeceksiniz. Onu konuştum ama halledemedim. Kabul etmediler yani. Dedim çocuklara bir yardımcı olun dedim. Yani kargo ücreti fazla oluyor yani. Hepinizin durumu iyi, durumu iyi değil onu biliyorum ben ama konuştum konuştum halledemedim. Uzun uzun yazdım yok kabul etmiyorlar. Burada eğer arkadaşlarınız falan alacak olursa tişört arkadaşlarınızla konuşun. Tek bir sepete ekleyin yani hepiniz toplanın 5-6 tane tişört seçerseniz artık hepsini tek hesaptan sepete eklersiniz hepiniz aman akım konuşamadım ya bir şey kaçtı ağzıma kargoyu beleşe getirin yani hep beraber alın large boyutu seçtik bakayım burada ha burada bilgileri falan yazıyor özellikleri yazıyor burada bizim profil fotoğrafı var Murat abi GF tasarımcı hakkında evet çok da güzel bir tasarım var sitenin aşağıya kaymış benim yazım neyse. Burada başka ürünleri gösteriyor. Sepete ekle diyorsun. Ekledik sepete. Şimdi burada iki tane kargo seçeneğiniz var. Yurt içi kargo tüm Türkiye'ye 5 TL'ye 5,90'a. MNG kargo 4 MNG kargo 4,90'a. Eğer hediye paketiyle gelirse yani süsleme falan isterseniz 1,5 lira da ondan alıyorlarmış. Şimdi öğrendim. MNG kargo seçin diyorum ben. Orada Azerbaycan'a ya da Kıbrıs'a gidiyor mu onu bilmiyorum. O konuda bilgim yok. Tüm Türkiye diyor çünkü. Ha. Burada 64,45 TL daha ürün alırsanız kargo ücreti ödemezsiniz diyor. Yani şey 90 liraya tamamlarsan MNG kargo satın al. 30,45'e geldi. Kayıtlı adresiniz. Adres ekle. Murat Engin. Adres. Bunları ben sallayayım şimdi de. Antalya Muratpaşa'da oturuyorsanız 07040. Posta kodu onu öğrenmiş oldum. Bu arada telefon numaram çıktı. Bu arada onu sansürledim hemen. Onu siz görmediniz iyi. Antalya. Murat Paşa nerede lan? Gazi Paşa var. Murat Paşa nerede? Ya Murat Paşa yok. Antalya merkezi. He, tamam. Adresi ekle. Tamam bu. Bu adresi kullan. Adres burası tamam. Teslimat adresimle aynı olsun. Ha, bu seçtiğiniz şey söylüyor. Devam et 30.45.
Kredi kartıyla ödeyebiliyorsun şimdi. Kredi kartının üstündeki fotoğrafını koyacağım ben şimdi. Adı soyadı yazan. Mesela benim öyle bir kartım yok ama. Engin. Kart da orada 16 tane numaralı var ya. Yazdık gitti. CVC ne o arkada yazan. 3. Arkada böyle 3 haneli bir rakam var. Arkada küçük yazılıyor. Yanında bir tane kapatmış olman lazım bir şeyle. 3 haneli rakam. 800'lü, 600'lü, 300'lü bir şeyler. Böyle herkes de değişik. Onu yazacaksınız. Bu arada onu ekran klavyesiyle yazın. Bilgisayarda trojan varsa önemli o. Ekran klavyesi şu. Şu. Bununla yazın. Son kullanma tarihi 2-13. O en önde yazar. 0-2-17 yazar mesela. Son kullanma tarihi. Bütün kart, banka kartları tek çekim. Bunu hiç bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar da taksitlerini seçiyorsun herhalde. Ben kredi kartıyla ödemeyeceksen banka kartıyla ödeyeceğim. Bir dakika. Banka havalesiyle nasıl ödüyorsunuz lan? Türkiye'deki herhangi bir banka şubesinden. Sadece Bankasya mı? Bankasya ve Garanti Bankası ile oluyormuş. Şube, Kartal, Şube, Avcılar. Ha şey. Bu banka ödemeleri ben tam bilmiyorum. Bunu anlayan birine sorun. IBAN numarası bu. Şubesi Kartal. Şube kodu 138. Hesap kodu Zartı Zurtu. Yalnız burada kapıda ödeme vardı. Ne oldu? Ödemelerde kapıda ödeme diye bir şey vardı eskiden. Ne oldu şimdi? Kalkmış mı? Ben bir konuşayım adamlarla. Problem var herhalde sitede. Onu hallederler. Bundan sonra devam ettikten sonra özet geliyor. İşlem özetlerini gösteriyor size. Bu kadar. 3 gün sonra ya da 2 gün sonra iş kaç? 3 iş günü içinde geliyor. 3 iş günü içinde kargo kapıya gelecek. Siz imza atacaksınız. Tamam, tişörtü kullanacaksınız artık. 3 iş günü dediği de şey yani pazartesi, salı, çarşamba, cuma, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 3 günü oluyor. Bu 5 gün iş günü. Cumartesi, pazar tatil olduğu için sayılmıyor. Yani cuma alırsanız muhtemelen salı günü gelecek ya da çarşamba günü. Dediğim gibi her bir iki ya da üç haftada bir yeni tasarım koyacağız. Yeni tişört tasarımı. Mesela kupa şurası Lord of the Kahve yazıyor. Bizim Gavat'ın fotoğrafı var. Onu da ekleyeceğim birkaç güne. Onun dışında bir de etkinlik yapmayı düşünüyorum. Etkinlik değil de bizim Gavat Alışveriş Merkezi GVM sayfasını beğeneceksiniz. Oraya aldığınız tişörtle fotoğrafınızı çekin. Atayım sayfaya fotoğrafınızı. Yani aldığınız mesela kupayla ne bileyim telefon kabıyla olan ya da tişörtle olan fotoğrafınızı çekin beraber yüzünüz de görünsün. Fotoğrafınızı bana atın yollayayım sayfaya adını soyadınızı yazarak. Nasıl güzel mi istiyor musunuz? Yapayım. Bunun dışında söyleyeceğim çok bir şey yok. Şey var. Ben bir tane e-mail hesabı açacağım. Facebook sayfasındaki mesajlarla vallahi başa çıkamıyorum. 1000 tane mesaj birikti. Şimdi diyeceksiniz ki başka birini al sayfaya mesajları cevaplasın. O da hoş değil yani. Siz bana mı mesaj atıyorsunuz? Benim adamıma mesaj atmıyorsunuz yani başka birine yazmıyorsunuz. Benim cevap vermem gerekiyor mesaja ama veremez oldum artık. Yani günde 300 mesaj geliyor neredeyse. 200'ünü cevaplıyorum. 300'ü geri geliyor. Bekle bekle dur. Tamam. O yüzden sayfaya mesaj atma özelliğini kapatacağım. Bir tane email açacağım. O e-mail'i de vereceğim size. E-mail'e önemli olanları yazarsınız. Videoyu kapatıyorum. Anladınız mı yani? Yeni email açacağım ben. Biri arıyor. Hadi kapattım videoyu. Nereden kapatacağım? Şuradan kapatayım. Amatörlüğe bak. Göz göre göre stop.